Selam arkadaşlar. Rabbimin rahmeti bereketi nuru üzerimize üzerimiz olsun inşallah. Bugünkü videomuzun konusu da Deccaliyet'in yani Amerika'nın gökteki gök ekline savaş açması. Yani onların tabiriyle uzaylıların istilası konusunun ne zaman nasıl işleyeceklerine dair ve nasıl gerçekleştireceklerini bizlerle daha net anlatacağız. Şimdi bunlar malum kendilerince bir plan yürütüyorlar. Dünyayı tek devlete götürmek, tüm ülkeleri köleleştirmek, kenti kontrollerini almak, insan nüfusunu azaltmak, gıda sektörü olsun, su olsun, bütün bunları insanları bağımlı hale getirerek. Yani bunlar insanlığı ve ülkeleri açlıkla, susuzlukla terbiye edip kontrolünü almak istiyorlar. Ve kehanetler adı altında bunlar da İslam'ın peygamberlerinin getirdiği mucizeler vesaire bu tür konulara binaen bunlar da kendilerince sahte kehanetler yaparaktan yapay suni olaylar yapmaları, bununla da kendilerini haşa haşa ilahlaştırmalarını yolunu açmak. Yani depremlerinden tutun bulut yapmalarına, yağmur yağdırmalarına. Hepsini bunları suyunu böyle yapay olarak yapabiliyorlar. O imkan kabiliyete sahipler. Rabbimiz onlara onun imkanı kabiliyeti vermiş. Burada asıl bunların en çok üzerinde durduğu özellikle hadislerde geçen ve Daniel peygamberin de öngörülerinde bahsettiği gök ehliyle savaş ilanı diye bahsedilen uzaylılar, yani cinlerle alakalıdır. Özellikle de bu cinlerle ilgili durumu bu şekilde bildiğimizde bu nasıl olacak? Bunu ne zaman yapacaklar? Hangi zamanda, hangi sürede, şartlar nasıl olacak? Yapabilirler mi? Ki bunu özellikle filmlerinde işliyorlar. İpuçları veriyorlar. Ben de Allah'ın izniyle, lütfu ihsanıyla hem kendi bize nasip olan ilimden yana hem de bunların filmlerinin birkaçı üzerinden nasıl yapacaklarını ve kendi ifşalarıyla da neler anlattıklarını böyle toparlayarak bizimle gözlerinizin önüne sereceğiz inşallah. Şimdi özellikle Bill Gates işte ne diyordu? Biz güneş ışınlarına maruz kalmamak için gökyüzüne tebeşir tozu sepeceğiz muhabbeti yapmışlardı. Aslında bu sebebi farklı yapılabilir mi yapılamaz mı ayrı, oraya girmeyeceğiz. Ama bu insanlar çok arsız ve pişkin birebir yapacaklarını anlatıyorlar. Yani hiç çekinmeden etmeden yani ellerindeki o imkan kabiliyeti kullanıyorlar. Yani onlara hesap soracaklar yok, soracak olan devletlere bile darbe yapıyorlar. Savaşlar açıyorlar, terörü musallat ediyorlar, onları susturup diz çökertiyorlar. Bu nedenle adamlar bunun da güçlerinin de farkında oldukları için aleni söylüyorlar. Şimdi bunlar gerçekten de güneşi perdeleyecekler. Sebebi ne? İşte bu uzaylı istilasının olabilmesinin en büyük sebebi karanlık bir ortam olması. Neden büyük karanlık ortam ayarlamaya çalışıyorlar? Çünkü Rabbimiz insanı ve cini yeryüzünde sınav olsun diye yaratıyor. Ayetlerde öyle belirtiyor. Ve cinler dediğimiz mahlukatlar bizi görüyor, biz onları göremiyoruz. İşte bunu başlıca başka programlarda ya da işte kendi videolarımızda belirttim zaman zaman içinde. Şimdi biz insanoğlu gündüzün yeryüzünü kullanıyoruz. Geceyi Allah-u Teala bize istirahat yapıyor. Burada da işte cinler için de gündüz istirahat oluyor. Gece akşam ezanıyla sabah ezanına kadar da onlar dünyayı kullanıyor. Yani bunlar karanlıkta çıkıyor. Dışarı çıkıyorlar. Serbest kalıyorlar. Ortamları o. Çünkü insan el ayağını çektiği zaman akşam üzeri sebebi budur. Cinlerin de sabah ezanından sonra çekilmelerinin Allah'ın sebebiyet verdiği şey bu. Yani vardiyalı olarak, dönüşümlü olarak dünyayı kullanıyoruz. İşte bunlar da bu uzaylı dedikleri cinlerle, cinlerin şeytanlarıyla temasta oldukları için
Bunları bir gündüz dışarı çıkaramıyorlar doğru düzgün. Hep akşamları irtibat sağlamak durumunda kalıyorlar. Bunu keşfetmişler mesela, öğrenmişler. Bunun mesela bir savaş gemisi filmi var Amerika'nın. Oradan işte Independent, Kurtuluş Günü serilerinde de bazen zaman zaman işliyorlar. Yani burada böyle baktığımızda bunlar cin tayfesinin, onlara tabi olan ve onları kullanan şeytan tayfesinin genellikle akşam saatlerinde ezanıyla birlikte dışarı çıktıklarını öğrendikleri için bunlara dünyada akşam ortamı sağlamak, karanlık bir ortamı sağlayarak bunları 24 saat göz önünde bulundurmak, insanlığa karşı kullanmak amacında bir şeyleri var, planları var. Bu plan tutarsa birkaçını da öldürerekten insanlığın gözü önünde işte basın yoluyla, işte hemen haber ajanslarıyla son dakika olarak tüm dünyaya geçerekten işte biz gök ehline savaş açtık. Hadis-i şerifte de bildirildiği gibi hatta ayette onlar diyor göğe ok attılar, okları kanlı döndü dediği olay hadiste de yine böyle. Bunun üzerine gök ehline savaş açarak biz gök ehlini de mağlup ettik dedikleri bir durum. Buna savaş açacaklarını zaten Trump döneminde uzay ordusu kuraraktan yatırımlarını yapıyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar. İşte bu da hangi döneme denk geliyor yıl olarak? 2023'e denk geliyor arkadaşlar. Yani en son planların iki tanesinin biri bu uzaylı istilası dedikleri gök ehliyle savaşmaları. Yani o da bir suni ve yapay bir şey. Yani bunların bütün bir araya getirdikleri çaba, organizasyon o döneme geliyor. Şu an kuraklık gideceği için safa kuraklıkla devam ediyor. 2003'e girildiğinde dediğimiz gibi artık o karanlık ortam sağlandığında, güneş ortamı kapatıldığında ani soğumayla birlikte çok yoğun bir kar yağacağını daha önce de belirtmiştik ve bu karanlık olayın çökmesiyle de bunlar sözüm ona bunları 24 saat cinlerin şeytanlarını 24 saat dünyada kullanma amacı güttüklerini, insanların içine korku salmaya çalışacaklarını buradan Allah'ın izniyle ifşa ediyoruz. Burada 2023'e girerken bunlar 2023'te bu planı büyük ölçülükse oluşturmak isteyecekler. 2023'ün başları olabilir. İlk 6 ayı gibi. Sebebi ise güneşi perdelemenin 3 yolu var benim tespitime göre. Üçünün biriyle yapabilirler veya daha farklı bir yöntemde bulmuş olabilirler. Birincisi Bill Gates'in dediği gökyüzüne tebeşir tozu serperekten hafif olduğu için gökte kalma, savrulma gibi bir durumda güneşin dünyaya ışık şeyini perdeleyip engellemek dünyayı İngiltere vari işte hep gölgeli karanlık bir zemine oturtma amacı var zaten burada karanlığa çevirme, karanlığa dönüştürme tarzında. İkinci şey ise yapay bulutlar sürekli varsayalım 3 ay 5 ay sürekli aralıksız ürettikleri makinelerle yapay bulutlarla dünyanın her yerine bulut pompalayaraktan artı ikisini bir arada da kullanabilir artı söyleyeceğim üçüncü olayı da üçünü birden aynı anda da kullanabilirler. Daha farklı versiyonlar, metotlar, yöntemler de uygulayabilir. Üçüncüsü de bu Elon Musk'un sözde gök kubbenin altına gönderdiği. Onlar uzay diye diyor da gök kubbeye geçemedikleri için gök kubbenin altına gönderdikleri güneşin hareketiyle orantılı olarak bu uyduları da yönlendirip güneş ışınlarının dünyaya geçmesini engelleyerekten dünyaya karanlık bir ortam sağlamaları, bu karanlık ortamda da dediğimiz gibi akşam ezanı ve sabah vakitleriyle cinlerin serbest kalması, dolaşımından serbest kalmasını, özellikle bunlara tabi olan, bunları yönlendiren şeytanlara zemin hazırlamak için oluşturacaklarını biznillah anlamış bulunuyoruz.
Bunun üzerinden de işte yeryüzünde kimse bize koyamıyor zaten karşı. Bir de gök ekleni yendik haşa haşa. Sonra kendini ilahlığa soyunduracaklar. Bu Rabbimiz tarafından da kader planında bunların desteklenmesi, Allah-u Teala'nın kendi planını bunlar eliyle yaptırması, gerek Deccaliyetle, gerek Sufyanilerle, gerekse diğer her türlü yöntemle Rabbimiz dünyayı tek devlet İslam'a hazırlıyor. İşte kefere ve münafıklar kendilerince bir düzen kuracaklarını, öyle yöneteceklerini düşünüyorlar. Bütün planlar Allah'ın planıdır. Onların yaptığı planlar da Allah'ın planıdır. Onların enselerinde yapacağı Allah'ın planı patladığında zaten onlar kaybedenlerden olacak. İşte Allah'ın lütfu ihsanıyla dediğim gibi bu şekilde bir tespitimiz oldu. Bunu da paylaşmak ve ilginize derken sunmayı Rabbimize nasip etti. İnşallah hayırlara vesile olmuşumdur. Bir başka videoda görüşmek üzere.